Sevgili izleyiciler, hepinize yeniden merhaba diyorum. Ben Bülent Karagöz ve Memleket Gibi programı ile tekrar karşınızdayım. Bugünkü konumuz, hatta konularımız var. Bugün konumuz İzmit İlçe Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçim ve milletvekili adayları konusunda biraz yorum yapacağız, biraz görüşlerimizi bildireceğiz. Gördüklerimizi, duyduklarımızı sizlerle paylaşacağız. Evet, İzmit İlçe Başkanı sonunda istifa etmeye karar verdi mecburen. İstemeye de olsa, ama elzem bir durumdu. Ya istifa edecekti ya görevden alınacaktı. Bakmayın siz onların milletvekili adayı olacak da bilmem ne olacak da olsa bile filmden olacak. Çünkü milletvekilliğinin yanından dahi geçme şansı yok. Ön seçimde olsa olmaz. Hepten batar. Zaten görürsünüz, eğer ön seçim olsa bu kendilerini kaftanın üzerinde görenlerin ne kadar aşağılara düşeceğini, sondan birinci, ikinci, üçüncü olabileceklerini biliyorsunuz zaten aslında, ama öyle de bir durum var. Evet, İzmit ilçe örgütünde şimdi başkan değişikliği olacak, ama dışarıdan bir başkan atanır mı, atanmaz mı? İçeriden bir başkan mı seçilir? Aslında yönetim baştan aşağı değişmeli. Yönetim uzun süredir, 3 yıldır yoruldu. Yeni bir heyecan, yeni bir kan lazım. Ve bu yönetim bu kente hiçbir şey vermediğine göre içinden çıkacak olan başkanın da yapacağı şeyler sınırlı. Çünkü parçalı bir yapı var. Bu parçalı yapılar eninde sonunda birbirleriyle yine aynı pozisyona düşecektir. Biliyorsunuz zaten hepiniz, pek çok ilçede yönetim kurulu dahi toplanamıyor. Ve 3 kişiyle, 5 kişiyle, 7 kişiyle zaman zaman olması gereken rakamın yarısı bile olmadan artık hayal olduğu anlaşılıyor. Zaten verilen mesajlar da böyle. Eğer ön seçim olsa Cumhuriyet Halk Partisi dediğimiz gibi çok farklı bir noktada olur. Fakat yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'ni öyle farklı bir noktaya falan getirmek isteyen de çok yok. Herkes yerinden memnun. Fabrikatör vekil memnun, kadrolu vekil memnun. Milletvekilliği bitse bile belediye başkanı oluyorsun, başka bir şey oluyorsun. Kılıçdaroğlu'nun etrafında kim varsa bir şey oluyor. Zaten onun için de etrafını öyle bir kapatmışlar ki, öyle bir hale getirmişler ki, buradan alıp Almanya'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya, Amerika'ya götürüyorlar. Ve burada hani tam bağımsız, demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti ne düşman, neoliberalizmin temsilcileri, küresel sermayenin temsilcileri, ülkeyi sömürgeleştirenlerin temsilcileri olan sözüm ona iktisatçılarla bir araya geliyor, buluşuyor. İşte neydi bu? Yani buna ne demeli? Emperyalizme karşı bir savaş vermiş, Kurtuluş Savaşı'nı yaşamış, emperyalistlerin işgaline uğramış, bu coğrafyanın sömürge olmaktan kurtulmuş, bir cumhuriyet kurmuş olan bir coğrafyanın bugün tekrar kapitalizmin ve emperyalizmin pençeleri arasında can çekiştiğini göre göre şimdi tekrar Rifkin ve Daron ile diyorsunuz ki ben küresel sermayenin emrindeyim. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şeyi ne Kuvayi Milliye ruhu ne cumhuriyetçilik ruhu hiçbir şey kabul etmez. Kabul edemez. Kurtuluş Savaşı vermişsin. Ülkeni işgal eden emperyalistleri denize dökmüşsün ve uşaklarını denize dökmüşsün. Sonra İnönü'den başlayarak yeniden emperyalistler bu ülkeye el atmış. Senin sanayini geliştirmemiş, senin ülkeni sömürmüş, madenlerini sömürmüş. Bugün şeker fabrikaların kapatılmış, tekel Amerikan şirketlerinin eline geçmiş. Şeker sektörün tamamen Amerikan şirketlerinin elinde. Adamlar gelip bir Pentagon inşa ediyorlar. Bugün Atatürk Orman Çiftliği'nde atom bombası atsanız giremezsiniz. Buna karşı hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Hiçbir söyleminiz olmayacak ve gidip küresel sermayenin temsilcilerini alıp baş danışman yapacaksınız, prens yapacaksınız. Bunu
hiçbir yurtsever kabul edemez. Hangi bahaneyle olursa olsun, ne oldukları belli bu adamların. Programlarımızı izleyin. Hem Daron'u hem de Rifkin'i anlatıyoruz. Ne olduklarını anlatıyoruz. O yüzden hiç kimse kusura bakmasın. Hiç kimse bize sen CHP'li değilsin, sen yurtsever değilsin, sen şu değilsin demesin. Ben Daron'la görüşmedim kardeşim. Macaristan'daki ulusal kalkınma hareketini boğmaya çalışanlara, onlara Avrupa Birliği'nden atalım bunları. Ne diyorlar? Her şeyi diyorlar yani. Macaristan konusunda söyledikleri Daron'un ortada, Rifkin'in ortada. Ulusal kalkınma düşmanı bunlar. Bunlar bir milletin ulusal kalkınmasına düşmanlar. Çünkü küresel sermayeye hizmet ediyorlar. Küresel sermayeye hizmet ettikleri için de Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiçbir zaman olmamalılar. Ama Kemal Bey sayesinde oluyor. Olmaması gerekiyor. Evet, bir diğer konumuz yine evet milletvekili adayları ön seçimle belirlenmeyecek dedik. Milletvekili olacak. Yine bizim fabrikatör uğraşıyor, çaba gösteriyor. Öyle bir şey ki ülkenin geldiği şu durumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları normalde %50'nin üzerinde olması lazım. Oylar bir 20'de, bir 22'de, bir 24'te, bir 26'da. Bazı anketler öyle gösteriyor, bazı anketler böyle gösteriyor. Hatta siyasi partilerin kendi yaptırdıkları anketler var. Onları söylemeyeceğim. Söylersem dudağınız uçuklar, Kocaeli'de özellikle. Yani hiç de iç açıcı değil. Ve bu anketleri bu aday olacak arkadaşlar biliyorlar. O yüzden de ilk üçte olmak istiyorlar. Nasıl olsa ön seçimde olmayacak. Olmazsa Kemal Bey'e kim yakınsa, Kemal Bey'le kim haşır neşirse o milletvekili olacak. Çünkü sıralamayı onlar yazacaklar. Sıralamayı onlar genel merkez yapacak. Elbette il yönetiminin bir katkısı da olacak burada. Tamamen de onları ezip geçemezler. Ama yine de Kemal Bey'in prensleri var. Dediğim gibi fabrikatör vekil uğraşıyor. Peki kardeşim, niye 1, 2, 3. sıra için bu kadar mücadele ediyorsunuz? Eğer sizin dediğiniz gibi bir durum varsa, zaten Cumhuriyet Halk Partisi buradan 7 tane, 8 tane vekil çıkartır. Hadi Saadet de aldınız, sizin kadrolarınızdan gelecek. Hadi bir tane de Deva veya Gelecek'ten aldınız. 2. 7 çıkartırsanız CHP'den 5 tane çıkacak zaten. O halde iyi bir ev sahipliği yapın. Saadet Partisi'nin milletvekilini 4. sıraya yazın. Haydar Bey 6. sırada yazılsın. Fabrikatör Bey'imiz de 7. sırada yazılsın. Bakalım. Hani diyorlar ya CHP iktidarı eminiz söyleye seçim kazanacağız. Kazanırsanız zaten 7-8 vekil çıkacak arkadaş. Niye kendinizi ilk güce yazdırmak için bu kadar can siperane mücadele ediyorsunuz ki? Hem madem ki bu kentte o kadar önemli adamlarsınız, o kadar çok oy potansiyeliniz var. Madem ki çok iyi siyasetçilersiniz. Yahu 6. 7. sıraya yazılın da. Bari 5 tane daha vekil taşıyın o zaman. 5 tane daha vekil taşıyın, 7 tane vekil meclise Kocaeli'den, Cumhuriyet Halk Partisi'nden gitsin. Olmaz mı? Olmaz. Hiç olur mu? Çok iyi biliyorlar. Anketleri de iyi biliyorlar. Kendileri de kamuoyu araştırmaları yapıyorlar. Ve burada 3'ten fazla vekil çıkartamayacağını Cumhuriyet Halk Partisi'nin biliyorlar. Ama siz böyle yönetirseniz, siz bu halka hiçbir şey hak vermezseniz, söz hakkı dahi vermezseniz, vekilinin kim olacağını, belediye başkanının kim olacağını, meclis üyesinin kim olacağını seçemeyen bir taban, bir halk size sırf Kemal Bey aday olsun diye, sırf Haydar Akar milletvekili olsun diye, sırf fabrikatör milletvekili olsun diye peşinize kuyruğa girip de tıpış tıpış oy vermiyor. Bakın enflasyona, bakın açlık sınırına, bakın ülkenin satılan fabrikalarına, topraklarına, madenlerine, bir bakın Allah aşkına. Yıllardır
sizlerin egoları yüzünden bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi iktidarın yanına bile yaklaşamıyor. Ve sizler halen bu partinin tepesinde oturmuşsunuz. Hepinizin tuzu kuru. Hepiniz çok acayip güzel yerlerde yaşıyorsunuz. Güzel bir hayat yaşıyorsunuz. Güzel işleriniz var. Akrabalarınızın, kendilerinizin. Ama millet kan ağlıyor birader. Millet ve bu ülke köleleşmiş, sömürgeleşmiş. Peki ne yapmak lazım? Yeniden ulusal kalkınmacı bir hareket başlatmak lazım. Bunu hiç kimse söylemiyor. Her şeyi ithal edip, ithal ettiğinizde de fabrikalar bir şeyler üretip ihraç ettiğinizde dışarıya giden dövizin önünü kesemiyorsunuz kardeşim. Olmaz, kalkınamazsınız. Sömürgeleşirsiniz, yoksullaşırsınız, cari açık verirsiniz. Her şey aslında Atatürk'ün yaptığı gibi yapabilmekte gizli. Çok büyük adammış. Çok güzel işler yapmış. Elbette herkesin hatası var. Hepimizin, herkesin mutlaka hataları vardır. Ama adam memleket demiş. Adam sadece bu memleketi düşünmüş. Yani insanlar anasından milletvekili doğmuyorlar. Milletvekili olmak için doğmuyorlar. Birileri fabrikatör oluyorsa, birileri başka bir yerde oluyorsa herkese yer vardır mutlaka ama illaki vekil olmak gerekmiyor. Ve işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir yönetim anlayışı olduğu için yıllardır Baykal'da da aynıydı, Kemal Bey zamanında da aynıydı. Kemal Bey genel başkan olduğu zaman devrimci Kemal, devrimci Kemal diye karşıladık onu sloganlarla ama yok kardeşim ne devrimcisi ne şeysi. Küresel sermayenin prenslerini getirdi başımıza, danışman yapıyor. Olur mu? Olur mu? Olmaz. Ya memleket, memleket. Hey, memleket elden gidiyor, memleket. Artık bu saatten sonra kim ulusal kalkınmacı politika izlerse o bu ülkeyi kurtarır. Ama maşallah hiç kimseden öyle bir ses, seda duyamıyoruz. O yüzden sevgili dostlar, madem ki bir kere mağlubuz demiş Şeyh Bedrettin, verin ki bağrına basak mührümüzü, idam fermanımızın. Evet, yeniden bir seçim kaybetmeyi örgütleyenler var ve biz bunun acısını hep birlikte Türkiye olarak çekeceğiz. Göreceksiniz. Bu akıldan iktidar çıkmaz. Bir an önce aklımızı başımıza toplamamız lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetenler oturup bir düşünmesi lazım. Sağda solda ahkam kesmekte, iki cenazeye gitmekte, bilmem görüntü vermekte bu işler olmuyor. Sokakta olmazsan olmaz. Örgütlenme her köyde, her sokakta kendini anlatacağın, insanlara ulaşabileceğin bir yöntemle insanları kazanmaktan geçer. İnsan kazanıyor musun? Önemli olan bu. O insanları aktif olarak görevlendirebiliyor musunuz? Çağırdığınızda geliyorlar mı? Göstermelik değil. Göstermelik değil. Evet, ve diyoruz ki çok fazla konuşmadan, çok fazla uzatmadan... Parti içi demokrasi olmazsa ülkeye demokrasi getireceğinize kimse inanmaz. Kadrolu vekillerle, fabrikatör vekillerle bu işler olmaz. Bu işler demokrasiyle olur, bu işler inançla olur, bu işler memleket diyerek olur. Dedim ya, eğer inansalar kendileri iktidar olacaklarına, kendilerini 7. sıraya yazdırırlar. Niye ilk 3'e girmek için durmadan birilerini ezip sırtına basıyorsunuz? 7. sıraya yazılsınlar. Bu kadar vekillik yaptınız yetmedi mi? Halka soralım. Halk karar versin Cumhuriyet Halk Partisi'nin vekillerinin kim olacağını. Partililer karar versin. Olur mu? Olmaz. Olmaz. Çok ince bir çizgiden geçiyoruz. Çok narin bir zamandan geçiyoruz. Ön seçim haktır ama mübah değildir bugün.
Böyle. Darom ve Rifkin'e gitmek elzemdir, zaruridir. Niye? Biz kendi kaynaklarımızla kendi sanayimizi, kendi tarımımızı, kendi ticaretimizi geliştiremiyor muyuz? İlla Amerikalılar, Amerikalı şirketlerin, İngiliz şirketlerin mi yapması lazım kardeşim bunları? Kanadalı şirketlerin mi yapması lazım bunları? Biz kendimiz yapamıyor muyuz? Niye bunu söylemiyorsunuz? Niye Kanadalıların elinden altın madenlerini alacağız demiyorsunuz? Niye tekeli sigara fabrikalarımızı, tütün fabrikalarımızı Amerikan şirketlerinin elinden kurtaracağız, tütün çiftçimizi de kurtaracağız demiyorsunuz? Niye şeker pancarı şeker fabrikalarını yeniden geri alacağız, kuracağız, pancar çiftçisini, Türk çiftçisini kurtaracağız demiyorsunuz? Niye fındığı tekrar biz işleyeceğiz demiyorsunuz? Niye? Diyor musunuz? Kenarından bazen, kenarından, köşesinden bazen. Olmuyor. Olmaz, inandırıcı değil. İnandırıcı değil. Bir tanesi de çıkıp da demiyor ki ya kurumlar vergisini, kurumlar vergisini Kemal Derviş'in %30'lara indirdiği, Ali Babacan'ın %20'ye düşürdüğü kurumlar vergisini yükselteceğiz demiyor bir tanesi ya. Bankalar kar rekoru kırıyor. Nuh Çimentolar, İksaçlar hepsi kar rekoru kırıyor. Petkimler hepsi kar rekoru kırıyor. Ülkeye bir kuruş menfaatleri yok. Paralı kazandıkları paraları da dışarıya götürüyorlar. Müteahhiti dışarıya götürüyor, bankası dışarıya götürüyor. Bankalar bizim değil zaten, bitti. Türkiye'de kazanıyorlar, dışarı akıtıyorlar, dışarıya kaçırıyorlar. Bu paraların peşine düşelim. Yok, kimse düşmüyor. Halbuki bir anlaşma var, OECD anlaşması var. Açın, bakın, izleyin geçmiş programlarımıza, anlatıyoruz. Deva Partisi'nin kadrolarının bile haberi yok bundan. Kurmaylarının haberi yok bundan. Kemal Bey'in haberi yok bundan. 600 tane vekil var mecliste, hiç kimsenin haberi yok. Ama OECD anlaşması diye bir şey anlaşma var. Finansal bilgilerin paylaşılması diye bir anlaşma var. Manadası bile imzaladı. Ama bizim ülkemizde hiç kimsenin, muhalefetin de haberi yok nedense. Geri getirebilirsiniz. Bu anlaşmaya göre o kaçırılan paraları geri getirebilirsiniz. Çatır çatır geçmişe yönelik vergilerinizi de alabilirsiniz. Ama hiçbir girişim olmadığı gibi geri getireceğiz diyelim de yok. Ama şunu yapabilirler. Gelin ülkede kalanları da alın. Yine aynı sistem devam etsin. Madenleri de işletin. Madenleri de alın. Kıyıları da alın. Ormanların tamamını alın. Böyle derler derlerse. Öyle olmaz. Halkın ormanları, halkın kıyıları, halkın fabrikaları, her şey geriye alınmalı. Sömürge olmaktan kurtulmanın tek yolu ulusal kalkınma hareketidir. Bunu biliriz, bunu söyleriz. Kadrolu vekiller de aslında biliyorlar ama nedense böyle söylemiyorlar. Evet sevgili dostlar, İzmit bir beladan kurtuluyor. Hakan Çakar gidiyor. Umarız İyi birisi gelir. Harun Yıldızlı İl Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda çalışmaları olduğunu biliyoruz. Kendisi de aday olup olmama yönünde karar veremiyor. Harun Yıldızlı'nın durumu kritik. Fabrikatör vekil ve Fatma Kaplan aslında onun aday olup da genel merkezden ayağını bir kaydırırsak ondan kurtuluruz diye düşünüyorlar. O yönde onu teşvik ediyorlar. Ama Harun Yıldızlı genel merkezden yarım yamalak bir ışık alsa da ben çok doğru görmüyorum bu saatten sonra. Hele ki bu geçtiğimiz günlerde yaşadıklarımızdan sonra Harun Yıldızlı'nın aday olmaması, il başkanı olarak kalması çok daha iyi olacaktır. Onun yerine şu çalışmayı yapsın, çok iyi insanları meclise göndermeye çalışsın. Fabrikatöre boyun eğmesin. Bu örgütü fabrikatör vekil ve Haydar Akar'ın etkisinden kurtarsın. Yeni bir jenerasyon
gelsin. Evet sevgili dostlar, hoşça kalın, dostça kalın. Harun Yıldızlı'ya tavsiyem, madem o kadar ustasınız bu işlerde desin fabrikatör, vekil ve Haydar Akar'a, gelin 6. 7. sıra sizlerin desin. Onlar da böyle bir aşkla inansınlar ki 7 tane vekil çıkaracaklarına koşa koşa kendilerini 6. 7. sıraya yazdırsınlar. Eğer ön seçim olmuyorsa bu olmalı. Evet, lafı yine uzattık. Dönce kalın, dostça kalın.